Arkadaşlar yeni ünitemiz. Yakın çağda Avrupa ile karşınızdayım. Şimdi 17. yüzyıl akıl çağı, 18. yüzyıl aydınlanma çağı. Aydınlanma çağı olarak kabul edilir. Buna zemin hazırlayan olaylar, coğrafi keşifler, Rönesans, reform ki akıl değer kazanacak, bu dönemin yaşanması akıl çağının bir sonucu olacak. Bu devirde hatırlayın arkadaşlar, Galile'den bahsetmiştim. Ondan sonra Kepler'den, Yeni Çağ Avrupa'sını anlattım. Kopernik'ten bahsetmiştim, önemli. Newton'dan bahsetmiştim. Ki arkadaşlar bu dönemin önemli simalarından bir tanesi Thomas More. Bunun önemli bir eseri vardı. Ütopya. Ütopya, ortak mülkiyetten bahsetti. İnsan haklarından bahsetti. İlk defa kadın haklarından bahsetti. Yani aslında sosyalist, komünist bir siyasi organizasyon kurmaktan bahsetti. Yani yavaş yavaş akıl değer kazanmaya başladı. Başkalarının ismini de vermiştim burada. Hatırlayın Yeni Çağ Avrupa'sında. Şuraya geldiğimizde, aydınlanma çağına geldiğimizde, bunun birikimin bir ürünü olarak farklı insanlar ortaya çıktı. Farklı düşünürler ortaya çıktı. Mesela aydınlanmanın ana vatanı Fransa'dır arkadaşlar. Bu dönemde işte arkadaşlar John Locke ortaya çıktı ki aydınlanma felsefesinin kurucusu kabul edildi. Diderot ortaya çıktı. Ansiklopedi adlı eserinde özgürlüğü savundu. Voltaire ortaya çıktı. Monarşiyi, 14. Louis'i eleştirdi. Bu devirde Jean-Jacques Rousseau, okunduğu gibi yazıyorum, ortaya çıktı. Ve bu eserleri unutmuyorsunuz. Toplum Sözleşmesi adında bir kitap yazdı ve ilk defa demokrasiden bahsetti. Bu devirde Montesquieu ortaya çıktı. Filozoflar bunlar. Kanunların Ruhu adlı bir kitap yazdı. Hukuk devlet anlayışından bahsetti. Unutmayın bu isimleri, önemlidir bunlar. Bu devirde Adam Smith ortaya çıktı. Arkadaşlar ulusların zenginliği adlı, toplumların zenginliği adlı bir eser yazdı. Ve bu eser ki liberalizmin kurucusu, liberal anlayışın kurucusu, sanayi devriminin öncüsü. Bu eserde küçük işletmeleri yani loncaları eleştirdi, büyük işletmelerin kurulması gerektiğini söyledi. Bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Akıl çağı, aydınlanma çağı, Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith. Şunlar, Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Fransız, Adam Smith, İngiliz. Ki zaten şunlar Fransız ihtilaline, şunlar sanayi inkılabına sebep olacaktır. Sanayi inkılabının yaşandığı yer, ilk yaşandığı yer İngiltere, zaten adı üstünde Fransız ihtilali de Fransa'da ortaya çıktı. Böyle bir kalıp kurduktan sonra dersimize teker teker başlıyoruz. Arkadaşlar birinci bilgimiz 1750 sanayi inkılabı. Diğer bir ifadeyle Endüstri devrimi. Arkadaşlar sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk devlet İngiltere'dir. Sanayi inkılabı ilk önce İngiltere'de ortaya çıktı. Tarımda, değirmende, unda
ortaya çıktı. Yani ilk önce tarımda makineler yapılmaya başlandı. Şöyle düşünün, sanayi inkılabı ya da endüstri devrimi el emeğine dayanan işletmelerin yerine makinaya dayalı fabrikaların kurulmasıdır. Makinalaşmadır. Makinalaşma. O zaman sanayi inkılabı, dikkat ederseniz, şöyle diyebilirim. Hızlı, seri, ucuz üretimdir. Peki bir ülkede hızlı, seri, ucuz üretim varsa orada sanayileşme vardır. Ve kent kültürü ortaya çıkar. Ne demektir bu? O zaman tarımın ülke ekonomisine katkısı düşer. Tarım sanayiye dönük olarak yapılır. Mesela adam buğday ekmez de şeker pancarı eker, buğday ekmez de pamuk eker gibi. Köyden kente göçler olur çünkü sanayi daha çok para kazandırır. Kalabalık kentleşmeler, metropoller ortaya çıkar. Önceden 3 ayakkabı üretirken şimdi 3000 ayakkabı üretecektir. Doğal olarak pazar ve ham madde sorunu yaşanır. Bu olay sömürgeciliği hızlandırır ki zaten 1. Dünya Savaşı'nın da 2. Dünya Savaşı'nda sebebi sanayi inkılabının doğurduğu pazar ham madde sorunu, devletler arası rekabet ve bloklaşmadır. Temeli buradan gelir. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bir de şöyle bakın. Bir ülkede sanayi inkılabı olursa işçi sınıfı doğar. Nasıl? Önceden el tezgahı var. İnsanlar çalıştıkları kadar kazanıyor. Şimdi artık o işi makineler yapacağı için işçilerin sendikal sorunları, sağlık sorunları, emeklilik sorunları ortaya çıkar. Doğal olarak işçilerin hakları gündeme gelir. Bir, bu hakları almak amaçlı bir işçi sınıfı doğar. O yüzden şöyle iki tane adam yazalım. Birincisi Mehmet, ikincisi işçi olsun. Eskiden Mehmet amca vardı. Sanayi inkılabı ile Mehmet bey oldu. Doğal olarak sanayi inkılabı liberalizmi doğurdu. İşte Adam Smith buradan gelir. Toplumların zengini bunu anlatıyor zaten Adam Smith. Liberalizm doğar. Diğer bir ifadeyle kapitalizm doğar. Bu Mehmet Bey'i zengin yapar. Güçlendirir Mehmet Bey'i. Yani Çin'de, Amerika'da bugün her hafta 1 milyarder ortaya çıkıyor. Niye? Tarımdan mı çıkıyor? Hayır, sanayiden çıkıyor. Elektronikten çıkıyor. İşçi Mehmet Bey'in bu kazancı karşısında özlük haklarını ister. Der ki arkadaş ben o zaman yani çalışma standartlarım belli olmalı, maaşım belli olmalı, kolum makineye kaptırılırsa onun tazminatı olmalı, tedavi masraflarım karşılanmalı. İşçiler örgütlenmeye başlar. İşçiler bir sınıf oluşturur ki mesela Osmanlı işçi sınıfı diye bir sınıf olmamış uzun bir süre. Neden? Amele var çünkü. Neden? Lonca anlayışı var. Ve bu işçi sınıfının haklarını savunmak amacıyla sosyalizm ve kapitalizm doğar. O halde kapitalizm zaten diğer tarafta yazdık. Silgimi hemen alayım. Gençler sosyalizm yani komünizm doğar. O halde şunu öğrendiniz burada. Ne öğrendiniz burada? Sanayi inkılabı ile 4 tane yeni görüş ortaya çıkar. Liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, komünizm. Liberalizm toplumsal anlamda özgürlük, bireysel anlamda özgürlük. Kapitalizm ekonomik anlamda kapital para, paranın gücüdür. Sosyalizm eşitliktir. Komünizm ise onun ideolojisi herkese her alanda eşit hakların verilmesidir. Paranın bile eşit dağıtılmasıdır. Emek ve paranın eşit dağıtılmasıdır. Doğal olarak liberalizm Mehmet Bey'in yanındadır ya da
Adam Smith'in yanındadır, sosyalizm işçi sınıfının yanındadır. O zaman sana inkılabıyla ortaya çıkan fikirlerin, fikir akımından ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bunu ilk defa yaşayan devlet de İngiltere'dir. Daha sonra arkadaşlar Hollanda, tamam mı? Hollanda, Fransa gibi devletlerde sanayi inkılabını gerçekleştirmişler. Geciken devletler henüz siyasal birliğini tamamlayamadıkları için 1870'e kadar sürecek bu süreç. Almanya ve İtalya olacaktır. Peki, burada şunu düşünmenizi istiyorum. Millet sanayi inkılabını yaşarken Osmanlı ne yapmaktadır? Osmanlı Avrupa'nın çok çok gerisinde kaldığı için, Osmanlı'nın parası olmadığı için, Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdiği için, Avrupa'nın ürettiği ürün Osmanlı pazarına gümrük vergileri son derece düşürüldüğünden dolayı daha ucuza geleceği için Osmanlı Devleti Avrupa'nın tam bir sömürgesi olacaktır. Yani İngiltere Avrupa'ya, İngiltere Osmanlı'ya ucuz ürün satacaktır. Osmanlı ise İngiltere'nin ihtiyacını karşılayacak ham madde satacaktır. Osmanlı ham madde satan, İngiltere endüstriyel ürün satan. Osmanlı endüstriyel ürün ithal eden alan, yani İngiltere ham madde alan devlet olacaktır. Bugün Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Çin, bunlar Kanada sanayileşmiş devletlerdir. Fransa, bunların ham madde tüketimi çok fazladır. Endüstriyel ürün üretimi çok fazladır. Irak, Mısır, Fas, Arjantin, Brezilya, Tayland, işte Pakistan, Afganistan. Bunların da yani endüstriyel ürünü, ürün satım alımı fazla, ithalatı fazla. Ham madde, onun yerine ham madde satımı gerçekleşiyor. O zaman bir devlet ham madde alıp endüstriyel ürün satıyorsa, işlenmiş ürün satıyorsa, mamül satıyorsa sanayileşmiştir. Bir devlet mamül ürün, endüstriyel ürün alıp ham madde satıyorsa, ki Suudi Arabistan gibi, sanayileşememiştir. Dün bir haber geçti. Suudi Arabistan ekonomik sorun yaşamış. Oğlum ne ekonomik sorun yaşıyorsun? Allah vermiş sana petrol kuyusunu. Lan kazmayı vuruyorsun, petrol çıkıyor. Ne ekonomik sorun yaşıyorsun sen ya? Petrol zenginisin. Dünyanın en çok petrol ihraç eden devletisin. Ha, demek ki hazıra daha dayanmaz. Üreteceksen bir şeyler yapacaksın. Bugün Amerikan ekonomisi dünyayı titretiyorsa, Çin ekonomisi dünyayı titretiyorsa, inşallah Türkiye onların arasına girecek. Bunun sebebi sanayileşmiş olmalarından kaynaklanıyor. O zaman Osmanlı sanayi inkılabını gerçekleştiremedi. Bilgi birikimi yok, parası yok, kapitülasyonlar vermiş. Doğal olarak kısa vadede Avrupa'nın sömürgesi durumuna düştü. Öyle bir hale geldi ki İngiltere ile Fransa Osmanlı'yı paylaşmakta rekabete girdiler. Bu rekabetten Osmanlı 50-60 yıl ömrünü uzattı, biliyor musunuz? Fransa Osmanlı bir toprağına gözüne dikti. İngiltere o toprağı Fransa'ya kaptırmamak için Osmanlı'yı korudu. Doğal olarak bu devlet arası rekabetten Osmanlı denge politikasını izleyerek aradan sıyrılmaya çalıştı. Toprak bütününü belli bir süre korudu. Ama İngiltere ile Fransa bir noktaya gelip anlaştıklarında Osmanlı hapı yuttu. İngiltere Mısır'ı, Fransa Tunus'u aldı mesela. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi o zaman Osmanlı boyutunun ne olduğunu da burada görmüş olduk. Bu bizim birinci bilgimizdi. İkinci bilgimiz de şu arkadaşlar. 7 yıl savaşları, aslında 7 yıl savaşları ilk dünya savaşı gibi de algılanabilir. Böyle de anlatılabilir. Zaten tarihte ilk dünya savaşı diye de geçer. 1756-1763. Arkadaşlar 7 yıl savaşları bu. Bu savaş İngiltere ile Fransa arasında yaşandı. İki devlet arasındaki sömürge savaşıdır bu. İki devlet it iti kıracak yani. İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Bu savaşta İngiltere galip geldi. Ve İngiltere arkadaşlar Amerika'daki Fransız kolonilerinin tamamını, Afrika'daki Fransız kolonilerinin bir kısmını ve ilerleyen yıllarda Portekiz'in elinde olan
Hindistan bölgesini ele geçirdi ve İngiltere'nin adı Büyük Britanya. Britanya İmparatorluğu oldu. Büyük Britanya İmparatorluğu üzerine güneş batmayan ülke demektir. Çünkü İngiltere'nin ana kıtanın yeri kuzey yarım kürededir. Sömürgelerinin tamamına yakını güney yarım kürededir. Yani adamın her tarafta toprağı vardır. Hiçbir toprağında güneş batmıyor ki Avustralya'da zaten Avustralya'da zaten İngiliz sömürgesinde. O zaman 7 yıl savaşları dünyanın yeni hakemini ortaya koydu. O da İngiltere oldu. 7 yıl savaşlarına kadar dünyanın hakemi Fransa'ydı. Ki bu 30 yıl savaşları Westfalia Antlaşması'yla Fransa Habsburglara galip geldi 1648'de ve dünyanın hakemi Fransa olmuştu. 7 yıl savaşlarıyla artık dünyanın yeni hakemi İngiltere olmaya başladı. O yüzden Westfalia'dan sonra Osmanlı daha çok Fransa ile birlikte hareket ederken şimdi Osmanlı daha çok İngiltere ile hareket etmeye başlayacak. Yavaş yavaş, tamam mıdır arkadaşlar? 7 yıl savaşları derken aklımıza bu gelecek. Bunu unutmuyoruz. Önemlidir bu. Hemen şuradan devam ediyorum. Üçüncü başlığımı atıyorum. Üçüncü başlık. ABD'nin kurulması. Arkadaşlar, şimdi burada 13 koloni var. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yerde 13 tane eyalet yani. 13 koloni İngiliz kolonileri. İngilizler bunu İngiltere'den atadı valilerle yönetiyorlar. Yani İngiliz halkı yaşıyor burada. Şimdi her ne kadar 7 yıl savaşlarında İngiltere galip gelmiş olsa bile İngiliz ekonomisi biraz sarsılıyor. Niye sarsılıyor? Çünkü karşındaki rakibi çok güçlüydü Fransa. Fransa yordu, yıprattı onu. Doğal olarak İngiltere 7 yıl savaşlarında aldığı darbeyi, ekonomik darbeyi telafi etmek amacıyla ya da bu zararı karşılamak amacıyla her ne kadar galip gelmiş olsa bile, yani sonuçta 7 yıl sürmüş bir savaş, yani İngiliz ekonomisini zora soktu bu savaş. Bunu telafi etmek amacıyla arkadaşlar sömürgelerinin vergi oranını artırır. İşte Hindistan'ın, Avustralya'nın, Afrika'nın vergi oranını artırır. Fakat İngiltere, buraya dikkat kesilin gençler, şu Amerika'daki 13 koloninin çay vergi oranını artırır. Şimdi tuz, özellikle çay vergi oranını artırır. Buna 13 koloni karşı çıkar. Der ki arkadaş ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani 13 koloni olarak biz senin vatandaşın değil miyiz? Aynaklara sahip değil miyiz? Yani İngiltere'de yaşayan bir İngiliz ile Amerika'da yaşayan bir İngiliz aynaklara sahip değil mi? Sen neden bizim vergi oranımızı artırıyorsun? Sen bunu yapmakla bizi sömürge görüyorsun diye eleştiriler başlar. Ve arkadaşlar bu Boston limanındaki Seylan'dan gelen İngilizlerin çay dolu gemilerini 13 koloni yakar. O zaman 13 kolonide İngiltere'ye karşı bir başkaldırı başladı. Bu başkaldırı sömürgeciliğe karşı bir başkaldırıdır. Amerika sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı sonucu. İngiltere'den ayrılarak kurulacaktır. Yani feleğin haline bakın ki Amerika bugün dünyanın anasını ağlatan en büyük sömürge devletidir. Bu 13 koloni Boston limanındaki İngilizlerin çay dolu gemilerini yakar. Buna Boston Çay Partisi adı verilir. Ve 1774'te birinci Philadelphia Kongresi'ni bu 13 koloni toplar. Arkadaşlar, bu Philadelphia Kongresi'nde İngiltere protesto edilir. İngiliz mallarının protesto edilmesi kararı alınır. Bu İngiltere ile 13 koloninin arasını gerer. 1776'da
İkinci, Philadelphia Kongresi'ni toplarlar. Bu ikinci Philadelphia Kongresi'nde gençler, insan hakları bildirgesi yayınlanır. İnsan hakları bildirgesi okunur. Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan insan hakları bildirgesi okunur. Ve denilir ki insan hakları doğuştandır. Sonradan verilemez. Bak demokrasiyi gördünüz mü? Sonradan verilemez. Ve toplumlar kendi içinden seçtikleri kişiler tarafından yönetilmelidir der. Arkadaşlar ve George Washington devlet başkanı yani 13 koloninin başkanı ve başkomutan olarak seçilir. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu 4 Temmuz 1776 kabul edilir. İkinci Philadelphia Kongresi kabul edilir. Anladık mı gençler? Ne oldu İngiltere'ye karşı? Bir başkaldırı oldu. Bu başkaldırı sonucu Amerika kuruldu. İngiltere buna karşı çıkar. Nasıl siz bağımsızlığını ilan edersiniz diye ve 13 koloni ile İngiltere arasında 13 koloni ile İngiltere arasında savaş başlar. İngiltere 13 koloniye savaş açar. Bu savaşta Fransa, arkadaşlar İspanya, daha sonra ise Hollanda 13 koloniyi destekler. Özellikle şu, Fransa. Fransa neden 13 koloniyi destekler? 7 yıl savaşların öcünü almak amacıyla destekler. Bunların desteğiyle 13 koloni galip gelir ve 1783'te imzalanan Versailles ki daha sonra da Paris Versailles antlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri resmen bağımsız olur. Yani Amerika'nın kuruluşu böyledir. Amerika İngiltere'ye karşı bir başkaldırıyla kurulmuş olur. İkinci Philadelphia Kongresi İnsan Hakları Bildirgesi George Washington. 13 koloninin İngiltere arasındaki savaş Fransa'nın desteği 1783 Versailles Antlaşması. Bunları unutmuyoruz. Tamam, Amerika böyle kuruldu arkadaşlar. Amerika'nın nasıl kurulduğunu öğrendik. İlk devlet başkanı George Washington olduğunu da burada söylemiş olduk. Boston Çay Partisi, çay vergi oranının yükseltilmesinden dolayı oradaki gemilerin yakılmasıyla ortaya çıkan bir olay olmuş oldu. Şimdi bu yakın çağ Avrupa'nın birinci partiydi. Kahtamızı temizleyelim, ikinci partiyle devam edelim. Hadi bakalım.